İki yanlış ne yazık ki bir doğru yapmıyor ve biz yanlışlar yaparak doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Mümkün mü? Değil arkadaşlar. Merkez Bankası'nın arka arkaya faiz artırımları Türkiye'yi çok yüksek bir faiz ortamına sürüklüyor. Israrlı bir şekilde dövizi baskılamaya çalışarak dış ticaret dengemizi bozmaya devam ediyoruz. Yani ihracatımızı baltalarken ithalatımızı arttırıyoruz. Bu da büyük bir dış açığı beraberinde getiriyor. Kamu harcamalarımızı durdurmadığımız için ve her geçen biraz daha arttırdığımız için bütçe açığımız da kontrolsüzce büyüyor. Neden bunları söylüyorum arkadaşlar? Çünkü bu şablon, bu söylediklerim 1994 kriziyle neredeyse üst üste oturuyor. 1994'te de aynı hatalar yapıldı ve bu hataların bedelleri 5 Nisan kararlarıyla ödenmek zorunda kalındı. 5 Nisan'da alınan kararlar sonrasında pek çok iş yeri kapandı, arka arkaya iflaslar geldi, işsizlik patladı, beyaz yakalılar, mavi yakalılar işsiz kaldı. O dönemin bedelleri, o dönemde yaşayanlar bilir ki çok ağır olmuştu. Bugünkü bedeller de yine çok ağır olacak. Onun için 5 Nisan kararları öncesini sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Onun sonrasında da şu soruyu soracağım sizlere. Bu faiz arttırımları gerçekten derde deva olacak mı, yoksa büyük bir krizin temellerini mi, zeminini mi hazırlıyor? Bu soruyu soracağım sizlere. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. 1994 krizinde arka arkaya hatalar yapıldı. Öncelikle kamu harcamaları hızla arttı, kamu gelirleri hızla düştü. Burada iki önemli neden vardı. Birincisi, kamu harcamaları popülist nedenlerle arttırılıyordu. Oy devşirebilmek için arttırılıyordu. Nitekim aynı tabloyu bugünlerde de görüyoruz. Vergiler hızla yükseltildi. Aşırı yüksek vergi ortamı nedeniyle kayıt dışı arttı, kaçakçılık arttı. Bu sebeple de devletin gelirleri hızlı bir şekilde düştü. Aynı bizim yine son 4-5 yıldır yaptığımız şey ve bizim sürekli olarak uyardığımız konudur bu, biliyorsunuz. Bütçe açıkları kontrolsüzce büyüdü. Bu bütçe açıklarını kontrol altına alabilmek için Merkez Bankası gelirlerine göz dikildi o dönemde de. Merkez Bankası'ndan borçlanılmaya başlandı. Bu da Merkez Bankası rezervlerinin tükenmesini beraberinde getirdi. Bilmiyorum sizlere bir şey hatırlatıyor mu? -50 milyar dersem sanıyorum söylemek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınızdır sevgili dostlarım. Bütçe açığı Merkez Bankası rezervleriyle de tamamlanamadığı için yurt dışından sermaye akışının sağlanması gerekti. Yurt dışından sermaye akışını hızlandırmak için faizleri yukarıya çektiler, dövizi bastılar. Bunun sonrasında Türkiye'ye sıcak para girdi. Ama oynak sıcak para girdi arkadaşlar. Yani çok hızlı girip çıkan, faiz vurgunculuğu yapan bir para girdi. Bu para girerken sorunları azalttı ama çıkarken sorunların dehşet bir şekilde büyümesini beraberinde getirdi ve çok ciddi darbeler vurdu. Ödemeler dengesi bozulmaya başladı. Hükümet bunun önüne geçebilmek için arka arkaya devalüasyonlar yaptı. Tam 3 adet devalüasyon yaptı 5 Nisan kararlarına kadar. Bu küçük ölçekli devalüasyonlar ve faiz arttırımları aynı zamanda piyasadaki dengesizliklerin daha da artmasını beraberinde getirdi. İş döndü dolaştı, ikiz krize kadar geldi. İkiz krizin bir ayağı bütçe açığıydı, öbür ayağı dış açıktı. Yani cari açık ve dış ticaret açığıydı. Her ikisinin kapatılamaması nedeniyle büyük bir finansal krize girildi ve bu finansal krizin de bedelini her zaman olduğu gibi küçük esnaf, KOBİ'ler ve çalışanlar ödemek zorunda kaldı. Türkiye'de uzun yıllar sürecek bir ekonomik istikrarsızlığın içerisine girdi. Sonrasında da 2001 krizi yine 1994'ün mirası nedeniyle yaşandı. Bu yanlışlar aynı şekilde yine bugün de karşımıza çıkıyor ve bugün de uygulanıyor. Neler yapılıyor? Hangi hatalar yapılıyor? Bir, kamu harcamaları korkunç bir şekilde artmış durumda. Bu kez kamu harcamalarının temelinde popülist uygulamalardan çok paranın, kaynağın sadece 5 müteahhite aktarılması yatıyor. Aynı zamanda dövizi baskılamak için yurt dışından getirilen sermayeye ödenen yüksek faizler yatıyor. Aynı 5 Nisan 1994'te olduğu gibi kamu harcamalarının temelinde bir faiz harcamaları var, yüksek faiz harcamaları var. İkincisi de arpalık haline getirilmiş müteahhitlik sektörü var. Her ikisi de bütçe açığının korkunç bir şekilde artmasını beraberinde getiriyor. Bu bütçe açığını kapatabilmek için biz yurt dışından, yurt içinden finansman sağlamaya çalışıyoruz. Dövizle yurt dışından çok yüksek faiz oranlarıyla borçlanıyoruz. Yine dövizle yurt içinden borçlanmaya çalışıyoruz.
Bu da finansal dengelerin bozulmasını beraberinde getiriyor. Dövizi baskılayarak enflasyonu da baskı altına almaya çalışıyoruz. Çünkü korkunç bir ithalat ortamı var. İthalat nedeniyle dövizin her yükselişi, doların, euronun, sterlinin her yükselişi mal fiyatlarına yansıyor. Mal fiyatlarının yükselmesi de enflasyonist baskıyı oluşturuyor. Şimdi Merkez Bankası faizi yükselttiği zaman talebi kısarak enflasyonu düşürebileceğini sanıyor. Oysa biz hala ithal etmeye devam ediyoruz. İthal ettiğimiz için de bu kur seviyesi kalsa bile yüksek enflasyon kalıcı olarak devam edecek. Aynı 5 Nisan öncesinde yani 1994 krizinde olduğu gibi. Yüksek faiz ortamı dolayısıyla baskılanan döviz ithalatı arttırırken ihracatı azaltacak, üretimi baltalayacak, Türkiye'deki sistemi kilitleyecek, motoru durma noktasına getirecek. Devletin vergi mekanizmasını da bozacak, vergi toplaması daha da zorlaşacak. Buyurun size dev bir bütçe açığı çünkü kamu harcamaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde sadece ballı kaymaklı müteahhitlere ödenecek 75 milyar dolarlık bir para var. Bu parayı ödemek için mutlaka para bulunması ya da vergi gelirlerinin arttırılması gerekiyor. Vergi gelirlerinin arttırılması neredeyse mümkün değil. O zaman dönülecek, dolaşılacak ve borç bulunmaya çalışılacak. Borç bulabilmek için de faizleri yukarı çekeceğiz. Her seferinde biraz daha yukarı çekeceğiz. Türkiye'yi yüksek faiz sarmalına sokacağız. Tam burada bir parantez açmak istiyorum müsaade ederseniz. Ben hiçbir videomda, bugüne kadar çektiğim hiçbir videoda, katıldığım hiçbir televizyon programında ya da radyo programında ya da yazdığım yazıda hiç fark etmez faiz arttırılsın demedim arkadaşlar ve demem de. Faizin arttırılması gereken zamanda arttırılması gerektiğini söylerim. Bu apayrı bir konudur. Ama önden yüklemeli bir faiz arttırımının hem Türkiye ekonomisine hem de reel sektöre büyük zarar verdiğini bilirim. Çünkü geçmişteki krizlerin büyük bir kısmı yüksek faiz düşük kur politikasından kaynaklanmıştır. Faiz ancak devalüasyonist bir etki olduğunda kullanılmalıdır demiştim. Aynı Murat Çetinkaya döneminde yapıldığı gibi. O dönem doğru kullanılmış olsaydı zaten biz bugünkü krizi yaşamıyor olurduk. Yine aynı hatalar yapılıyor. Döviz baskılanmaya çalışılıyor ve faizler yükseltiliyor. Üstelik bu kez önden yükseltiyorlar faizleri. Cari açık bir kenarda durmaya devam ediyor. Finansman problemi bir kenarda durmaya devam ediyor. Dış borçlar, özellikle kısa vadeli dış borçlar bir kenarda durmaya devam ediyor. İthalat düşmüyor, ihracat hızla düşmeye devam ediyor. Ve piyasa tamamen kilitlenmiş durumda, işsizlik patlamış durumda. Bütün bu koşullar içerisinde siz önden yüklemeli bir faiz arttırımına giderseniz, döviz yeterince yükselmemişken, ne yabancı ne yerli buna ikna olmamışken yüksek faiz ortamına gittiğinizde ekstra faiz vermiş olursunuz. Döviz yarın öbür gün patladığında ekstra bir kez daha faiz, hem de yüklü faiz arttırımı yapmak zorunda kalırsınız ve Türkiye'yi %40'lık faize mahkum edersiniz. Aynı 5 Nisan'da olduğu gibi bakın arkadaşlar. O dönemde %60'lar civarında olan faiz oranları bir anda %130 seviyesine çıktı. O dönemde de aynı hata yapıldı. O dönemde de arka arkaya faizler yükseltildi. Devalüasyonist bir ortam olduğunda bir kez daha, bu kez yüklü bir şekilde faizlerin arttırılması gerekti. Bugün Merkez Bankası'nın ben enflasyonu düşürmek için faizleri yükseltiyorum sözü, emin olun, aslında ekonomik kriz hazırlığından başka bir şey değildir. Çok kısa bir zaman içerisinde bakın göreceksiniz, yüksek faiz, düşük kur piyasadaki bütün dengeleri bozacak ve bu bozulan dengeler yüzünden de hem finansal istikrarsızlık hem de ekonomik istikrarsızlık arka arkaya gelecek. Aynı 1994 krizinde olduğu gibi ikiz kriz yaşamak zorunda kalacağız. Bir tarafta bütçe açığından kaynaklı olan ekonomik kriz, öbür tarafta dış açık kaynaklı ekonomik kriz ve bunların etkisi finansal kriz olarak çok daha büyük kitleleri etkisi altına alacak. Pek çok firma yine kapanacak. Türkiye yüksek faiz ortamına girecek. Döviz de kontrolsüzce yükselecek. İşte o zaman bir kez daha faiz arttırımı yapacaksınız. Faizleri neredeyse bugünkü seviyesinin 2-2,5 kat üzerine çıkartacaksınız. Venezuela bunu denedi, olmadı. Arjantin bunu denedi, olmadı. Brezilya bunu denedi, olmadı. Türkiye 1994'te bunu denedi, 2001'de bunu denedi, olmadı arkadaşlar. Yine olmayacak.
yine olmayacak. Türkiye büyük bir faiz sarmalının içine sokuluyor. Aynı zamanda da büyük bir bütçe açığı ve dış açık problemi içerisine sokuluyor. Bütün bu ortam banka batıklarının her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getirir. Aynı zamanda reel sektörde batırır, işsizliği hoplatır. Bu işler çok tehlikeli işler ve öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay işler değil ve olmayacak ne yazık ki. Bugün 7.55 seviyesinde bir dolar kuru görüyorum. Bakın 475 bas puanlık bir arttırım. Arkasından 200 bas puanlık daha bir arttırım. 675 bas puanlık bir arttırım yapıyorsunuz. Faizleri %17 seviyesine yükseltiyorsunuz. 8.40 seviyesinden 7.50 seviyesine gelen 90 kuruşluk bir düşüş yakalıyorsunuz. Türkiye'nin rekabet gücünü ortadan kaldırıyorsunuz. İthalatını patlatıyorsunuz. İhracatını dip yaptırıyorsunuz, reel sektörünüzü kilitliyorsunuz. Döviz buralarda 2 ay tutarsınız, 3 ay tutarsınız, hadi 4 ay tutarsınız ama 5. ay arkadaşlar kur öyle bir noktaya gider ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bir taraftan Avrupa Birliği yaptırımları, öbür taraftan katsayı yaptırımları, dış açığın her geçen gün biraz daha artıyor olması, cari açığın patlama noktasına gelmiş olması, kısa vadeli dış borçların çevrilememesi ve Türkiye'nin her geçen gün biraz daha güven kaybetmesi. Bu işin içinden çıkamazsınız. Dolar bugün 7.55 seviyesinde çok kısa bir dönem kalır ama bunun bedeli ağır faiz ortamı olur. Sonrasında faizleriniz yüksek seviyede olmasına rağmen bir bakarsınız dolarınız 20 lirada bile durmuyor. Neye uğradığınız şaşırırsınız. Aynı 5 Nisan kararları öncesinde olduğu gibi. Aynı 19 bin liradan 38 bin liraya giden dolar kuru gibi. Kur üzerinde ısrar edilmesi, kuru baskılamak için bütün diğer dengelerin bozulması yapılabilecek en büyük hatadır. Bunu ısrarla söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Evet, faizin yükseltileceği zaman vardır. O zaman dövizin aşırı yükseldiği zamandır ve aşırı yükselmelerde zaten vatandaş dövizden vazgeçer. O zaman Merkez Bankası rezervlerinizi doldurursunuz, dış ticaret açığınızı kapatırsınız, cari fazla verirsiniz. Ama siz daha döviz atak yapmadan, vatandaşı ikna etmeden ya da yabancıyı ikna etmeden faizleri önden yükler ve dövizi baskılarsanız hem merkez rezervleriniz boşalmaya devam eder. Hem yüksek faiz ortamına girersiniz, hem bütçe açığınız artar, hem reel sektörünüzü kilitlersiniz, hem de büyük bir finansal kriz ve ekonomik krizin de zeminini hazırlarsınız. Euro ve sterlin, onlar da şu anda dolara paralel seviyelerini koruyorlar. Euro 9.21 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.2180 seviyesine kadar düştü. Bu düşüş eğilimi önümüzdeki dönemde de artacaktır. Çünkü Amerika'daki teşvikler gecikti. Trump imza atmıyorum, veto ediyorum dedi. Ama onun vetosu hiçbir işe yaramayacak. Belki önden 900 milyar dolarlık teşvik geçmeyecek. Ama Trump gidip Biden koltuğa oturduğunda 2.3 trilyon doların altına imza atacak. 900 milyarın neredeyse 2,5 katı daha fazla bir teşvik gündeme gelecek 20 Ocak tarihi itibarıyla. Trump'ın bugün bunların altına imza atmıyor olmasının hiçbir anlamı yok. Ne Amerika açısından ne dünya açısından, sadece süreyi biraz geciktiriyor. Bu dönemde euro dolar paritesi bir miktar gevşiyor. Altının onsu 1883 seviyesinde kendisini sabitlemiş durumda. Burada kendisine bir pozisyon oluşturuyor. Bu aldığı pozisyonla özellikle Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık teşvik paketinin altına imza atmasıyla birlikte rekor denemeleri başlayacak arkadaşlar. Gram altın bu seviyelerde kalmayacak. Bakın dövizi 2 ay 3 ay bu seviyelerde tutsalar bile altının onsunun hızlı yükselişiyle birlikte gram altını zaten biz çok hızlı bir şekilde 500 liranın üzerine çıkmışken göreceğiz. Gram altın daha sonraki günlerde de yükseliş eğilimini devam ettirecek. Ne zamana kadar bu kademeli yükselişlerini devam ettirecek? Tabii ki 5 Nisan kararlarına kadar. Öyle bir karara doğru gidiyoruz çünkü o kararlar alındığı gün itibariyle kuru zaten kimse tutamayacak. Kur 20'de bile durmayacak arkadaşlar. Gram altında 1000 liranın üzerine çok ama çok hızlı bir şekilde yükselecek. Gümüşün onsu altının onsuna paralel, gümüşün gramı altının gramına paralel olarak yükseliş eğilimlerini devam ettirecek. Kademeli yükselişlerle 8 liraya gittiğini göreceğiz ama devalüasyonist etki devreye girdiğinde, büyük kırılmalar olduğunda 14-15 liralara giden bir gümüş gram fiyatı görürsek kimse şaşırmasın.
diyorum. Bu dönem sabır dönemi, bu dönem sükunet ve sakinlik dönemi. Bu dönemi atlatabilirseniz arkadaşlar, sakin kalmayı başarırsanız kendi paranızı da koruyacaksınız. Ancak sakin kalmazsanız, birilerinin sözlerine çok hızlı bir şekilde kanarsanız ne yazık ki paranızı ciddi oranda, alım gücü anlamında paranızı ciddi oranda kaybedeceksiniz. Aynı 5 Nisan'da olduğu gibi. Bir gece 1000 lirayla yatıyorsunuz, 300 lirayla uyanıyorsunuz arkadaşlar. 5 Nisan'da pek çok kişi böyle uyandı. Ya da kenarda Türk liranız var, 1000 dolar borcunuz var. O Türk liranızda dolar alabiliyorken artık o borcunuzun maksimum 3'te 1'ini alacak pozisyona geliyorsunuz. Firmanız bunun için batıyor. Anlayacağınız aynı 5 Nisan 1994 öncesindeki süreci yaşıyoruz. Ve ne yazık ki iki yanlış bir doğru etmeyecek. Ve yine bu yapılan hataların, yanlışların bedellerini daha önce olduğu gibi bizler hepimiz ödeyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Twitter'dan hem de Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.